Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere böyle çayınızın yanına hemen hazırlayabileceğiniz çok güzel tahinli kuru baklava hazırlayacağız. Şerbet falan koymuyoruz. Çok da güzel oluyor. Hatta böyle kavanoza ya da kapalı bir kabın içine koyun. Aniden böyle misafiriniz geldi ya da bir kahvenin yanına ikram edebileceğiniz çok güzel bir kurabiye tarzında bir tatlı diyebilirim. Bir su bardağı evimizdeki klasik bardaklarla tahini içerisine derince bir kabın içine alıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı toz şeker. Bu malzemelerimi öncelikle çırpıyorum. Yarım su bardağı da ceviz kullanacağım. İstediğiniz gibi de arttırabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle çok aşırı yoğun istemediğim için biraz az kullanıyorum. Karışımım da hazır. Hemen burada bir paket baklavalık yufka var. Artık bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben 3 tane yufkayı üst üste koyarak yapacağım. Bir tepsiyi doldurduktan sonra yufkayı geri kaldıracağım. Bir tane yufkayı alıyorum. Bu kata sürmüyorum arkadaşlar. Çünkü bunu sürdüğüm zaman komple dağılır. Rahat rahat yapmak için hemen ikincisini de üzerine alıyorum. Hazırladığım karışımdan şöyle serpiştiriyorum. Alttan böyle şekeri gelecek şekilde. Bolluğu artık arzu ettiğiniz gibi ortalama 2-3 yemek kaşığı yeterli gelecek. Fırçayla her yerine dağıtıyorum. İnanın şunu yapması 10 dakikanız almayacak. Evde tahininiz varsa hemen hazırlayıp çayınız olmadan bile hazır olur. Her tarafına sürüyorum güzelce. Şöyle az gelen yerleri de fırçayla alıp süreceğim. Hemen ardından şöyle birazcık cevizi avucumun içine alıp serpiştiriyorum. Bu cevizi hepsine kullanacağım. Çok aşırı kullanmıyorum. Hemen ardından bir tane daha yufkayı üzerine kapatıyorum. Tekrar karışımdan süreceğim. Böyle fırçayla sürersem daha rahat olacak arkadaşlar. Tekrar şöyle cevizi serpiyorum. Şu uç kısımdan tutup üzerine kapatıyorum. Ve sarıyorum arkadaşlar. Böyle çok aşırı gevşek de bırakmayın. Çok aşırı sıkmayın da. Biliyorsunuz oldukça hassas bir yufkadır. 3 parmak aralıklarla keseceğim. Artık onu kendiniz de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok böyle ince olmasını istemiyorum. Bu gayet iyi. Şu kısmı alacağım. Gördüğünüz gibi görüntüsü çok hoş. Tatlı oluyor. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Çok hafif aralıklı olması yeterli. Bu esnada fırınınızı da açın arkadaşlar. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında kızartacağız. Ben iç harcım bitene kadar yapacağım arkadaşlar. Artık kaç tane çıkarsa. Yufka çok çabuk kuruduğu için dikkat edin arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum çünkü şeker dibine iniyor. Şekerinden de gelsin. Tekrar yufkamı kapatıyorum. Şöyle biraz bastırayım. Kenarından kesmiştim biliyorsunuz. Onu da şöyle aralarına koyayım arkadaşlar. Boşa ziyan olmasın. Uç kısımlarını almıştım çünkü.
Hemen katlıyorum. Hafif sıkı sıkı rulo yapıyorum. Hepsini tamamladım arkadaşlar. Tam toplamda 12 tane yufka kullandım. Sıvı yağını yarım çay bardağı daha ekledim. Hemen onu da belirteyim. Birazcık daha sıvı yağını arttırabilirsiniz. Daha rahat sürersiniz. Hemen üzerine şöyle birazcık sıvı yağ sürüp fırına götüreceğim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında sadece üzeri kızarana kadar ortalama 20 dakikada pişecektir. Ama muhakkak fırınız önceden ısıtılmış olsun ve üzerine muhakkak yağ sürün. Çok aşırı kuru, tıkır tıkır olur arkadaşlar. Hemen hemen benim sürdüğüm yağ da çeyrek çay bardağı kadardır. ...180 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Fırından çıkardım arkadaşlar. Hemen şöyle bir servis tabağına alayım. Biz çok beğendik. Yani fırından çıktı, hemen böyle sıcak sıcak yedik. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Sıkı sarmayın. Ve pişerken de içerisinden muhakkak tahinler çıkabiliyor. Bu hiç sorun değil. O kadar çıkacaktır. Ama müthiş bir lezzeti var arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Böyle çıtır çıtır. Şimdi sizlere de göstereceğim. Servis tabağını aldım. Şöyle görünsün diye tam anlamıyla gelişi güzel dizdim. Sizlere böyle çıtır çıtır ve öyle sert bir şey de değil. Onu da gösterip videomu bitireyim. Bakar mısınız arkadaşlar? Harika bir şey. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.